Günaydın. Günaydın anneşi. Günaydın anneşi. Dün gece çocukları yatırdıktan sonra ben bütün kılıfları söktüm ama yıkamaya atmadım. Bugün atarım arkadaşlarım. Bayağı bir leke olmuştu. Bu arada dünkü ağlamanın sebebi Mira'da neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Kulak ağrısı. Benim hiç dün aklıma gelmedi kulağına bakmak. Ve dün hani dedim ya gece 2-3'te artık yatar. Öyle bir şey de olmadı. Hani artık alıştı ya böyle 10'da yatmaya. 10'da baktım böyle mızmızlanmaya başladı, şey yapmaya başladı. Dedim ki 11'e kadar tutayım dedim. 11'de ikisi de uyudu. Yani Mira 11'de yukarıya çıkardım. 11'i 15 geçe, çeyrek geçe bu uyudu. Yaren de 11.30'da uyudu. Yani ikisi de yoktu. İşte ondan sonra ben kırlentleri falan söktüm. Ortalıkta oyuncak falan vardı, toparladım. Mutfağı zaten iftardan sonra toparladım. Ne oldu? Çıkamıyor musun? Sabahta şey nedir onun adı? Bu uyandı. Yaren saat 9'da uyandı. Buysa Şahin'i ben yolcu ediyordum. Yolcu etmiyordum. Şahin uyandı. 7.45'te uyandı. Bu arkasından uyandı. Yani 8 gibi de bu uyandı. Şahin hemen bunu yanımıza aldı. Dedi ki Allah Allah dedi, çocuğun dedi kulağından bayağı bir akıntı gelmiş dedi. Ben dedim ki dedim demek ki ondanmış ağrısı. Çünkü hani kulak aktı mı demek ki rahatlamıştır. Böyle bir baktım kulağına arkadaşlar bir pislik akmış. Demek ki tıkalı mıydı neydi ki hani şöyle bir şey var. Ben çocukları mesela yıkıyorum haftada iki kere bazen haftada bir kere falan yıkıyorum. Çok soğuk olduğu zaman. Sadece ıslak mendille kulaklarını temizleyip şey yapıyorum. Asla kulak çöpü sokmuyorum. Çünkü bir kez Yaren'de eskiden beni izleyenler bilir. Yaren böyle kulak çöpüyle ki büyüktü o zaman Yaren. Kulak çöpüyle şey yaparken kıpırdadı ve kulağından kan gelmişti. O gün bugün ben çok korkuyorum kulak çöpünü. Artık onunla hani bezle temizlediğim için artık ondan mı pis bir şey olmuş. Neyse dün baya bir akmış, hatta yastığa falan komple böyle sapsarı pislik akmış. Sabah da güzel. Ay arabanı mı alacaksın? Dur vereyim dur. Bunu mu istiyorsun? Al bakalım. Sabah da işte hemen böyle ıslak mendille güzelce temizledim arkadaşlar. Araba kızım. Araba kızım. Alo aşkım. O yüzden de bugün tüm maşallah rahat. Dün demek ki o kulak ağrısı bayağı bir zorlamış benim peteğimi. Annesi üstünü başını giydirdi. Saçını güzelce topladı. Yaren'i de giydirdim ama birazcık ağlama krizlerine girdi. İşte bahaneler üretti. İşte yok saçım şöyle olmadı. Yok şu şöyle olmadı. Yok bu takımı sevmiyorum falan. Ben de biraz kızdım. Yok işte bu bana olmuyor, yok şu olmuyor. Evet kıyafetleri bayağı son zamanlarda biliyorsunuz, siz de fark ediyorsunuz. Mira şey Yaren kilo aldı ki artık yasaklıyorum mesela. Mutfaktan yeri geliyor kovuyorum arkadaşlar. Aşırı derecede yani aşırı derecede şey değilse şimdi Mira'ya göre Yaren'in kilosu şey boyu kısa. Belki boyu olsaydı kilosu o kadar belli olmazdı ama göbek falan bayağı şey oldu. Sağlıksız bir kilo alma. O yüzden evdeki takımları sıkıyor. İşte yok bunlar beni sıkıyor, ben rahat edemiyorum falan. Ben de kızdım. Her önüne gelen abur cubur falan yersen böyle olur diye. Neyse Şahin'e de zaten söyledim. Her ne kadar sözümüzde durabiliriz bilmiyorum ama aslında suç bizde. Çocuklara kıyamıyoruz, üzülüyoruz. Yok işte onlar tripleniyor, üzülüyor, ağlıyor. Biz kıyamıyoruz. Hemen böyle gönül alma, abur cubur topluyoruz. Öyle bir şey yapmamaya çalışacağım. Artık böyle Şahin'e de söyledim. Kesinlikle almıyorsun. Mesela bu çocuk abur cuburun ne olduğunu bilmiyor. Ha belki tadını bilse, belki yese, belki normal bir yaşıtları gibi bir çocuk olsa belki bu da yapar ama çocukluğundan beri Mira hiç yemedi ki zaten daha yeni yemeye alıştı ama Yaren çok şeydi. O zaman market de vardı ve sürekli dedesiyle de zaman geçiriyordu. Çocuk yani markete gidiyorsa ne olur? Herkes mesela elini bir şey uzatıyordu. Tabii ki asla kırmıyordular. Herkes eline bir şey tutuşturuyordu. Öyle alıştı. Neyse bundan sonra biraz yasaklayacağız gibime geliyor. Ya sen kızım ya yani Mira'ya ayırdığım çileyi mi yemiş bu?
Miray'a ayırdım. Buraya da dökmüş biraz. Miray'a ayırdığım çileği mi yemiş? Dün çocuklara şöyle ara öğün olarak Miray'a bunu ayırmıştım. Yaren'e buraya doğramış. Neyse Yaren'den artık alalım. Çilekleri güzelce yıkadım. Sonra da zaten ben de iftardan sonra bayağı bir yedim. Çilek gerçekten mükemmel. Tadı bu kadar beklemiyordum ama çok güzel. Yaren sabah Miran'ın şuraya ayırmıştım çileğini. Yemiş. Buradan buraya alırız. Ara öğün yaparız. Şöyle bir tane de annesinin kurabiyesini koydum. Diğer kurabiyeleri buzluğa koydum arkadaşlar. Bayatlamamıştı. Tadı çok da güzeldi. O yüzden dedim niye dedim şey yapayım. Bu şekil böyle koydum. Her gün bir tane çıkarırım. Ara öğününe eklerim. Tıpkı maşallah yiyor. O yüzden böyle yaptım. Şöyle iki paket çıktı. Böyle koydum. Her gün bir tane çıkarırım. Bir de şunu yapmıştım ya geçen. Bunu da koydum bozulmasın diye. Zaten buna hiçbir şey olmuyor. Çıkarıyorsun. İşte bir parça, iki parça yarım saat önceden çıkarıyorsun. Zaten çözülüyor. Bunu da koydum dedim bozulmasın. Bu da şöyle iki poşet çıktı. Şurada bugün neredeydi o? Bugün yemek için şöyle bıraktım iftarda ama diğerlerini kaldırdım arkadaşlar bozulmasın diye. Bu şekil. Yaren'de İşte kardeşine ayırdığım çileği yemiş ama neyse buradan alırız. Şöyle bir tane dediğim gibi kurabiye koydum. Sonra şey burada artık fıstık falan kalmamış. Bugün markete de çıkmam lazım. Deterjanım falan da yok. Bulaşık deterjanı falan. Hem onları alırım hem de Miray'a şey Trendyol'dan sipariş verdim. İşte kaju, siirt fıstığı falan filan söyledim ama onlar gelene kadar bakın böyle şeylerden ayırdım. Badem de koydum bugün. Badem normalde koymuyordum. Fındık, yer fıstığı, işte bakın Antep fıstığı çok az var. O yüzden ben de şöyle koydum. Bugün dışarıdan marketten alacağım. İşte kajudur, odur budur alırım ki çocuk ara öğünde yiyor. Daha sonra şey kısan şeyin fıstığın tozu ne kadar pahalı. Ben fıstık alırım. Kendim evde öğütürüm ne kadar lazımsa. Aşırı derecede pahalı. 100 gramı 180 lira. Onun kilosu kaç liradır ben anlamadım. Neyse ben de böyle siirt fıstığının şeylerine, tanelerine sipariş verdim. Turşumuz ne durumda? Oh, bugün biraz tuzuma bakarım. Tuzu eğer şeyse tuz ekleriz arkadaşlarım. Bu birazcık burada dursun ki gidip gelip çalkalıyorum arkadaşlar. Şimdi şuna biraz çilek doldurayım da. Bunları dün yıkamıştım. Şimdi ben çocuklara bir iki tane yumurta koyayım. Onların kahvaltısını yaptırırım. Saat 9.30 bu arada. Bundan üstünü falan giderim. Yukarıda çok işim var. Çamaşırdan tut. Şeye kadar. İşlerim bugün çok var. O yüzden dedim ki çocukların kahvaltısını yaptırayım. Daha sonra da bu işlerle ilgileneyim. İşte çamaşır var. Geçen bu kaseleri çok seviyorum. Çocuklara verirken küçük kasede veriyorum ama kendim çorba falan içerken bununla içiyorum. Çok özellikle tavuk çorbası falan böyle sevdiğim çorba olsa. Ama geçen bir tane daha kırdım. İki tane kaldı. Şey, çocuklarımın karnını doyurayım ve alt kat biraz olsa da temiz üste göre. O yüzden üstümüzü birazcık temizlemek lazım arkadaşlar. Ya niye böyle oluyor ya? Niye böyle oluyor? Şimdi bize, ay toza bakar mısınız? Cam açıktı. Bakın şimdi sarı tozları göstereyim mi size? Oysa ki cam açık bırakmışım ya. Oysa ki dün akşam güzel bir şekilde temizlemiştim arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya iki tane yumurta koyacağım. Ondan sonra bugün marketten tost ekmeği falan da alacağım. Bugün hiç sahura kalkmadım. Dün akşam iftarda ne yediysem o inşallah akşama kadar tutarız. Şunu da şeyini küçük yerden çıkarırım. Böyle oldular ya. Niye böyle oldu ki? Şöyle neyse takarız şimdi. Anam bu nereden düştü kız? Yırtıldı. Böyle. Şimdi ben hemen yumurta koyuyorum. Buraları boşaltıyorum. Sonra sizlerle bir yerde inşallah görüşüyoruz. Thank you.
biraz daha iyi oldu. Zaten benim şahim böyle ilaç falan kullanmaya karşıydı. O yüzden de kendi böyle atlatmayı seviyorum. Ki şükür çocuklara geçmesine Miran'ın biraz sanki böyle burun tıkanıklığı gibi şeyleri var. Ama inşallah olmaz ya. Mira sakıncalı bizim evde. Şurada tost var mı? Bir tane tost yapalım. Mira'na. Yani! Şöyle ona da bir tane koyayım. Köy yumurtaları küçük. Aynen. Mira'ya iki tane koyacağım. Yarene de tost yapalım. O yüzden bir tane yumurta yanında yeter. Gerçekten güzeldi ya. Ben hatta alırken dedim acaba var mı tadı falan ama akşam bir yedim. Nefes. Bu da Mira kuşuma. Öğlen veririm. Evet, bugün iftara ne yapıyoruz? Canlarım. Ay, kaşar peynirini çıkarmadım ki ben. Yaren! Önce Nergiz'le sonra annemle konuşarak tostunu falan hazırladım çocuklara. Mira'yı yedirdim. Yaren yiyor. İşte buraları bayağı bir dağıttık. Şimdilik annemle konuştum birazcık. Ondan sonra Nergiz'ciğimle konuştum. Günlük dozumuzu aldık. Yaren'e portakal suyu sıkıp ay Mira'ya sıkacaktım. Yani anlayacağınız mutfağımın tertemiz halinden eser kalmadı. Neyse toparlarız. Nergiz diyor ki abla şu turşu diyor ne kadar güzel gözüküyor diyor. Canım nasıl çekti.
Vallahi, vallahi. Bakın. Bir iki gün artık rengini tamamen değiştir. Biraz daha mı su koysam bunun üstüne ya? Şey olsun diye. Mira! Ne yapıyorsun annem? Tırmandın mı gene? Ana! Ay geçen şu koltuğa bak bir şey değmişti. Unutmuştum bak şimdi sileyim. Hey! Şimdi bu tekli mi kaldı? Şimdi bu tekli mi kaldı? Ha? Ha? Her yere tırmandın şimdi tekli mi kaldı? Tekli mi kaldı? Ha? Hadi. Çen ne yapıyorsun çen? Çen ne yapıyorsun çen? Çen ileri yapıyorsun çen? Ha? Çen ileri yapıyorsun kış. Anneme diyorum ki koltuklara tırmanıyor da diyor ki bak ne güzel diyor. Nakilardır diyor bekliyorsun diyor bu anları. Dedim sorma nasıl bekliyordum Mari. Gelecek misin yanıma? Of havanın güzelliğine Allah'ım mükemmel bir hava var arkadaşlar. Tam böyle gezmelik bir hava. Şimdi Mira çocukları çıkarırsam uyur. Şu halıyı buradan kaldırayım. Toza bak toza bakın. Hoppi. Heh, görüyor musunuz tozu? Ama siz benim çiçeğime bakın hele. Maşallah maşallah. Ay bir de ağlar şey olmuş. Siz ne güzel açmışsınız böyle. Şimdi gideyim. Gerçekten mis gibi hava. Çok güzel. Oh. Ama çocukları bugün dışarıya tabii ki de yine çıkarmam lazım. Hem markete gideceğim. Ama işte Mira uyur diye şey yapmıyorum açıkçası. Aslında erkenden gitseydim uyumazdı bu saatte de ya da uyurdu erken kalkardı. Öyle mi yapsam ki? Bilemedim. Uy! Ne oldu kız? Daha yukarıya çıkamadım dedim. Önce çocukların karnını doyurayım. Isırma ya. Isırma ya. Canım. Canım. Kelebeğim. Dedim önce bunları halledeyim de arkadaşlar sonra nedir onun adı? Şurada şunun için bir yer bulmam lazım. Bu turşu şeyini de yukarıya tekrardan çıkarmam lazım. Burada çünkü lazım değil. Haydi bakalım. Mutfağımızı toplayalım. Ya Mira'ya şimdi bir tane portakal sıkayım. O da içsin. Yarenim! Annem yukarıdan Mira'nın biberonunu getir sana zahmet. Tamam ben sıkana kadar ye tamam mı? Şöyle bir tane yeter. Ben portakal sıkana kadar ye sonra getir olur mu? Tamam bebeğim benim. Şimdi annem diyor ki oh diyor şimdi diyor. Bir sucuklu tost olsaydı yeseydim dedim valla tam da şu an onu yapıyorum. Bizde de Nergiz'le annem tutuyor. Nergiz diyor ki abla diyor bir gör diyor sahura diyor neler hazırlıyorum var ya dedim öyle tutmayı ne isterim dedim doyuyorsun diyor ki aa diyor sahur yapmadan diyor olur mu hiç? Normalde kalkıp sahurunu yapmak sevaptır. Yani kalkacaksın böyle kuru kuru mesela kalktın suyunu içtin yattın. Ama işte şu an mesela onlar iki kişiler ya da ne bileyim kalabalık ailelerde tabii ki de daha şey oluyor arkadaşlar kalkıyorsun güzel güzel. Ama ben tek başıma olduğum için tabii ki de şey olmuyor yani. Kalkıp da bir şey yapıp da yemek. Dün mesela dedim belki kalkarım hatta şahidim dedim. Saat kaçta geldi işte çocuklar uyudu onun arkasına hemen geldi ben dedim ki 11.30 gibi gel anca yatarlar çocuklar öyle geldi ondan sonra birazcık oturduk sonra telefona bak falan filan saat 1 oldu dedim acaba insem de bir şeyler mi yesem o da diyor ki ineceksen bir ben de geleyim diyor ama yemeyeceğim sana sadece istirinim yok dedim sen yat dedim zaten hastasın. Ben ineyim bir şeyler atıştırayım dedim. Hazır hayır. Ya beraber ya da hiç. Ama gözleri de kapanıyor. Dedim neyse dedim. Saat alarmı saat 4.30'ya kurdum.
Dedim kalkarım o saatte, canım isterse yapar yerim. Kalktım, alarmı tekrar kapattım ve 5.30'a kurdum tekrar. 5.45'te zaten ezan okunuyor. Öyle. Nergis diyor ki bir gün diyor bazlama yapıyorum, bir gün diyor pişi yapıyorum, bir gün onu yapıyorum, bir gün bunu yapıyorum. Dedim oh mis ne güzel. İşte o da kalabalık böyle mesela, ne bileyim. Annemler daha okutmamışlar. Hani Kur'an okutuyorlar ya. Şuna koyayım da sonra şey yaparım, bunu yıkayayım. Dur süzmem lazım. Miran'ın posalarıyla beraber içemiyor beraber. Amirhan'ın doğum günü geliyor. Ablamın doğum günü geliyor. Amirhan'ın 6 Nisan. Ablamın 7 Nisan. Zaten 8 Nisan Arife. 9 Nisan'da Kazakistan'da bayram. Allah hayırlısıyla kavuşmayı nasip etsin bayrama. Böyle. Aslında şu posalar da çok faydalı da işte biberonun ucundan fazla geçmediği için böyle yapıyorum ama yine de elimden geldiğince eziyorum. Şimdi makineyi boşaltayım. Çıkan bulaşıkları hemen makineye yerleştireyim. Şunu da bekle bekle, annemlerle konuşurken anca çözüldü. Bugün markete gidersem tost ekmeği alayım. Akşama böyle tost mu yapsam ya? Bugün mantar mı yapsam, patlıcan mı yapsam, hangisini yapsam? Ekmeğim var. Böyle bandır bandır patlıcan mı yapsak? Fesleğenli, bol, güzel. Şimdi şurayı toparlayayım arkadaşlar. Konsantre oluyorum, aklım burada. Anne biraz klimayı açın, şey kırılsın soğuğu. Böyle tam şey oluyorum ama gözüm burada. Allah korusun. Yani buradan geçen dün hocasıyla da konuşuyorum. Hocam diyorum sürekli koltuklara tırmanıyor da işte gözüm üstüne düşer. Diyor koltuk diyor yüksek değilse diyor, o düşmeden bir şey olmaz da yine de tabii ki dikkat edin. Benim korktuğum şurası arkadaşlar. Buradan kafa böyle kalkıyor, dayanıyor, duruyor. Kafa aşağı giderse burası tehlikeli. Bir de dün buraya çıktı. Şu aynaya tutunmaya çalıştı. Bir de burası şimdi beni korkutmaya başladı. Geç annem, geç hadi. Eğilmeden geçebilirsin. Bak elini uzatarak geçebilirsin masaya. Anneciğim. Ya da şöyle yapalım. Bak. Ben sana çekeyim, sen buna tutun, olur mu? Ha? Portakal suyu içeceğim mi kelebeğim benim? Ha şu fır döndüğü ben açayım. Fır döndüm benim. Burayı süpürsün. Değil mi? Peki fır döndü. Fır döndü. Kapatımızı kapı arkasına koyalım. Kapı arkasında dursun. Annesi. 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 Kız. Cadı. Yukarı mutfağı toparlayayım, sonra yukarıya çıkayım da şu çamaşırları atayım. Canım! Canım! Ne oldu? Fır döndüğünü izliyorsun. Nasıl süpürüyor ama? Nasıl çalışıyor? Bakışlarını yerim senin. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor fır döndü? Fır döndü! Canım! Bak o da onu takip ediyor. Bak bak bak. Ne oldu, kaçtı mı annem? Annem kaçtı mı? Ha?
Fır döndü, kaçtı mı? Bak çıktı çıktı. Aha çıktı, fır döndü. Gözlerim ayıştı gibi. Şimdi daha iyi çıksam yine uyur. Fır döndü. Süpürmeye müsaade etmiyor. Fır döndü. Kız. Gelecek bak, sana doğru gelecek şimdi. Bak geliyor. Geliyor. Öyle elinden geçer. Gördün mü? Ne oldu? Elini mi süpürdü? Elini mi süpürdü? Yedin mi annem? Ne oldu? Bağırıyordun. Cadı ya. Vallahi cadı. Tamam. Kayınvalidemle konuşarak da makineyi tamamını boşalttım. Turşumu gösterdim. Pazar günü sabah erkenden gel de diyor, lahana, şey, kara lahanayı da yapalım. Şöyle inşallah pazar, bugün nedir? Cuma. Pazara bakarız yumuşamış mı yok mu. Şimdilik. Bunu elimle yıkayayım. Plastikleri atmamaya çalışıyorum bazılarını. Çünkü yamuluyorlar. Böyle yıkayalım. Şimdi sanki grip olduğum gibi ya. Efendim. Çıkarsana. Yaren nasıl kaçtı yatağın altına ya? Yaren Miran'ın yatağına mı? Yaren. Neyse Yaren, tamam. Vallahi bir tane bir şey dedim kızım. Teşekkür ederim. Tamam Yaren, tamam. Ben alırım şimdi. Tamam, alırım ben. Şey, ne diyordum ya? Ha, sanki tavuk çorbası da bitti de onu tencerede yıkayayım. Sanki grip oluyorum arkadaşlar. Burun akıntısı var. Boğazımda kaşıntı var. Teşekkür ederim canım kocam. Teşekkür ederim. Miran'ın şeyini de yıkayalım da. Bunu şeyini de yıkayayım, dur. Böyle yıkanmaz. Elhamdülillah. Ay inşallah ilaç içecek kadar kötü olmam. Yoksa ilaç şahinle alıştım artık. İlaç içiyorum da ben de. Ama yine de çok çok, mesela ablam da tutuyordu ama şey oldu. Mecbur serum takıldı. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ay. Acaba Şahin ne yaptı? Güneş de kaçtı. Ben telefonla konuşa konuşa saatler de ilerledi. Merak ettim biliyor musunuz? Şahin bugün 8 gibi gitti değil mi? Bakacağım yine bizi kilitlemiş mi? Şunu asacağım da. Şahin. Ulan gece anlarım da gündüz bizi niye kilitliyorsun adam? Şuraya asalım. Yapıştıralım. Oy, neye değdi kız? Tencereme değdi şeye. Burada kalsın. Gündüz de kilitlemiş bizi bu adam. Miray'a bir tane ortopedik ayakkabı siparişi verdim. Bu kaç numara? Bu da aslında oluyor da 20, bu 22 numara. Bu da sanırım öyle. Bu zaten Miran'ın ayakkabısıydı. Dün ilk defa şu ayakkabımı giydim arkadaşlar. O kadar rahat ki. Şahin diyor ki üşütme diyor ki, yaz ayakkabısı ya. Çok güzel. Rahat. İndirimdeydi. 500 liraya almıştım. Selam'a. Şimdi bunu da zaten internetten almıştım, bir Yaren'e. Bunu Antalya'dan almıştım. Bu Yaren'in şey. Ama bir tane ortopedik söyledim Miray'a. Gelir zaten bugün yarın.
Değil mi Tospim? Şimdi ben yukarıya gideyim arkadaşlar. Şu tost makinesini falan kaldırayım. Ondan sonra yukarıya gideyim. Hem biberonu getireyim hem de çamaşırlarımı atayım. Bu da öyle şey yapsın. Bekle de. Ne yapabilirim anneciğim, sıkılmaya başladım. Ha? Çok sıkılıyorum. Zaten cık tuttu. Ödefim de gelmedi. O gelecek. Gördün ya sipariş verdim. Çok güzel. Teşekkürler. Kesinlikle Instagram'da. Ha. Çok güzel. Cık tuttu cık tuttu. Çok sevdim. Öyle mi? Şunları mutfağa götürür müsün? Hem bize göre, bir de onların defterleri var. Böyle kalemin iki tane geliyor. Mutfağa. Mira için konuşturabiliriz Mira şu. Ama şu an zamanı yok. Çünkü eğer hemen erken konuşturmaya başlasak Yusuf gibi böyle yamuk yamuk konuşur. Değil mi? Değil mi anne? Öyle istemiyoruz biz. İşte o yüzden kardeşinle bol bol sohbet etmen lazım. Sohbet olmaz. Erken ne yaparsak öyle ayrılırız. Bol olur. Bol sohbet edeceksin ki kardeşinle. O da konuşmayı öğrensin. Desin ki ablam benimle konuşuyorsa aç oyuncağı da götürle. Götür şunu da oynasın. Ya yer al. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Bunu da al. Bunlar kalsın burada oynuyor. Bunlar da burada oynuyor. Hayır hayır getiririm sonra. Bunu da götür. Hadi. Ağzını alma annem. Pis hadi. Hadi hele ben şu çamaşırları falan halledeyim. Oy. Geceleri var ya. Klimaya göre şu ısıtıcı daha da sağlıklı. O kadar güzel sıcacık oluyor ki bu oda var ya gece misler gibi. Yaren Hanım uyuyor. Yatağın altına mı kaçtı diye bir on dedi. Ay. Evet buraya kaçmış. Nasıl çıkaracağız? Bir onun altına kaçmış. Nasıl başardıysa yani. Acaba. Nasıl başardın kızım acaba? Merak konusu şu an. Şöyle çalma biraz. Ama girsin bunu da namiler de şey yaparız arkadaşlar. Artık tamamen kurulmuştur diye düşünüyorum. Bence kurulmuştur yani. Şunu da salsın. Neredesin ya sen de? Zaten yarın oyuncaklar çıkmasa şaşırdım. Yatak odasındaki yataktan Şahin iyice nefret etti. Yatağın şeyi çok değişik arkadaşlar. Sanki böyle ortası yüksek, kenarlarından her an düşecekmişsin gibi. O yatak odası oradan çıkarsa onu bu odaya düşünüyorum. Da bakalım. Her şeyin zamanı sırası var. O kadar çok
an o kadar çok şeyim var ki yapmam gereken liste bayağı kabarık. Ama olacak. Yavaş yavaş. Her şey zamanla sırasıyla olacaktır. Şimdi biberonu aşağı indireyim. O kıza vereyim ama öncesinde bir çamaşır atayım da sonra. Onu da yapayım. Ne var ne yok. Ne yapacağız, ne yapmayacağız. Ama... Sarı polenler var ya, polenler de beni çok kötü yapıyor. Yine de var ya, kayınvalidem sabah söyledi. Ben hiç şey yapmamıştım biliyor musunuz? Yani grip gibi düşündüm ama annem dedi ki senin dedi sanırım şu polenlere bir de alerjim var dedi. O zaman dedim olabilir. Çünkü çok kötü yaptı şu an ya. Hapşı. Bu ne? Bu kadar. Ay. Şimdi çamaşırlara bakalım da. Neyi atabiliriz? Ama koyular sanki var daha çok. Koyuları yıkıyor. Şöyle. Çok açık şeyleri bir atıyorum. Böyle karışık renkleri de bir atıyorum. Benim fırdırdım hala çalışıyor. Tamam şimdi. Tamam. Birazcık beyazlarımız da var ama beyazlar o kadar çok değil. Bunlar daha bekleyebilir. Sanki deterjanlı kaldı. Evet, çalıştırayım onu ama birazdan çalıştıracağım. Şöyle bir kaldırayım. Ne yapabilirim Yaren? Anneciğim, işim var şu an lütfen. Şimdi bunu yukarıya çıkardım ama dedim ki naneleri de alayım. Kurup anam dur şurayı kapatalım da arkadaşlar. Sabah açmıştık. Bir de uçurmayalım. Bunlar oho güzel bir şekilde kurumuş. Aşağıya indireyim.
Bunları da güzel bir afalayalım. Mis gibi de kurudular ha. Genelde zaten üstü kapalı şey yaptım. Bakın rengi güzel bir şekilde kalmış. Bu arada teşekkür ederim Feride. Üstü kapalı açık olursa nanelerin rengi kararır diye. Dediğiniz için teşekkür ediyorum. Ne oldu anneciğim? Tabi tabi. Çadır iste, onu iste, bunu iste. Sonra da yüzüne bakma. Tamam anneciğim? Ya, kuramadım bile. Neyi kuramadın? Kurdum da kaç kere oynadın? Getirip oturma odasına buraya koymadın mı sen? Ha? Aslında akıl bende ki. Ben sana böyle her istediğini alıyorum anneciğim. Çünkü sen bugün alınır. Ben kurmuştum onu Yaren. Sen yalan söyleme anneciğim lütfen. Ya. Sen onu getirdin buraya koydun. Oynamak isteyen insan her şekil oynardı. Ama demek ki oynamak istemiyorsun ki. Şunları halledeyim de aşağıda afalayalım. Evet, şöyle bir leğenimiz oldu. Şimdi Mira'nın biberonu da alayım. Aşağıya inelim. Anneciğim lütfen. Bu arada hayırlı nurlu cumalarımız olsun inşallah. Cumanız mübarek olsun. Arkadaşlarım, teyzelerim, ablalarım. Bugün cuma. Hayırlı, nurlu cumalarımız olsun. İnşallah. Hadi. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaşın tamam mı? Mira şabak. Mira. Az önce çıkmıştın. Milam. Ne yapıyorsun? Burayı kapattım. Bilmiyorum böyle bugün içimden kapalı. Şunu da yıkıp bak. Ay banyoya bırakacaktım getirdim. Tüh. Neyse bir daha gideceğim zaten. Şimdi anneciğim bunları niye getirdin? Buraya koydun. Sen dedin mi? Getir dedin ama oraya mı koyman lazımdı? Neyse katlayacak durumun yok diye. Şimdi. Sabır. 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 Şimdi Miram'a vereyim. Ondan sonra bunu yapalım. Portakal suyu geliyor Mira. Kızım geliyor. Al gel. Mira. Mira. İndirir misin? İndirmeyeceğim. Anneciğim gel. Bak. Tata. Tata. Gel. Dur dur bakayım ne yapacağım. Gel. Ben dur Yaren dur. Göstereceğim. Dur insin bakalım insin dur. Oraya yatamazsın. İnmen lazım. Gel. İnmen lazım. Hadi. Götür şu masanın kenarına koy. Oraya gitsin. Hadi bak şöyle. Öğreteceğim sana böyle. Ha, in in. Hoppa. Hadi. Hadi koş. Koş al. Gide al. Hadi. Git al hadi. Hadi git al hadi. Nerede bunun meyve suyu ablası? Portakal suyu nerede? Şu koltuğun tepesine koy öyle yere. Portakal suyu nerede? Hadi git al. Aa, 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 aa. Tırmanmayı biliyor musun? Ya. Ya. Al, al kızım. Alma. Al. Ha, şimdi tut indir anneciğim. Bir yatacak ne yapacak? Yatıp öyle içecek ne yapacak? Heh. İndir anneciğim getir buraya. Bütün kıyafetleri küçülmüş. Hadi yavaş. Heh. Bırak şimdi yere yavaşça. Yere koy anneciğim ben orada istesem içmesini orada içirirdim. Yere koy. Hadi. Koy yere. Anne dana gibi. Senden danası mı var? Hadi anneciğim. Korkuyorum hadi. Hadi anneciğim hadi yavaş git. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Korkuttum ben anne. Hadi. Ne diyorsun kızım ya? Ne? Hayır birazdan şey yapacağım. Meyvenizi yiyeceksiniz.
Çilek mi otlayacaksın? Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu kuruladık. Portakal sardı. Vitamin var portakalda. Sabah içmedin mi portakal suyunu? Ya demek istiyorum ki kabuklarıyla yemek için. Tamam. Rondodan da geçirebilirim de iyice bir şey yapayım. Şurada oturabilir miyim ama? Teyze. Merak etme. Bu sese bakalım. Ne düşünüyorum? Şimdi bunun tozu da beni biraz hapşır. Hapşırttım tabi. Dişin çıkar. iPhone Flodex istersin. Ya da kızın oyuncak istersin. Tamam, tabi. Benim derdim oyuncak. Doymadı bir türlü de benim kızım. E böyle mi? Toz geliyor şu an üstüne. Kapşuk. Ay burnum direğine kadar geldi. Allah. Burnumun direğine kadar geldi valla. Ay. Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Yapasana o zaman enişte. Şöyle uzun uzun şeylerini de çıkarmaya çalışıyorum. Hani böyle ağaçları falan kalıyor ya dallarının. Evet öyle biz de babayız. Çorbamızın içinde tam çorbamızın içinde böyle dal olmasını sevmeyiz biz. Hı-hı. Yapma bırak oraya dallarını. Aa. Şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz bir de? İyice şey yapayım, süzgeçten de geçireceğim. Çok kötü koktu. Ay bunun dediğine kadar yemin ederim geldi. İyi o zaman. Gelin sen de. Uf boğuldum. Pencereye sakın el almadı. Allah'ım onu söylüyorsun. Pencereden tüm dumanı çıkardı. Hı-hı. Yani tozu. Yani sen açmadın ki. Hı-hı. Hemen işine başladım valla. Çok ekip bir sürü oldu. Ay ben buna bakayım. Benim şuna bakayım. Bakalım. Allah'ım hayır durma. Oy. İçmiş mi? Şimdi. Hayır bağırma. Yakasana bağırmak bir de. Hem tozlarımdan. Oy. Dallarından gider değil mi? Ne yapıyorsun? Çünkü dalları hiç oradan geçemiyor. Bunlar geçebiliyor. Selamı var.
Anne. Cem'in sana selam var. Hangi Cem'in yeri? Sevileceğim. Bak bunun altı da sevileceğim. Anne Hazan'ın sana selamı var. Hangi Hasan? Kuru Hasan. Dur. Kuru ne demektir anne? Kuru kurudur. Bak nanede kuru şu an. Kuru demek istemiyorum. Kuru Hasan ne? Onu anlamadım. Kuru Hasan yiyoruz ya yani şu çikolatalı falan. Kuru Hasan odur. Ne oldu? Komik olan ne? Komik. Valla eledim ya o kadar dallara çıktı ki. Yapraklarını ayıklamama rağmen düşünün. Rağmen ben de öyle yapmak istiyorum böyle. Yapamazsın. Yapamam ben böyle bir Sen yaptın mı birazcık hakkını ben de kullanayım. Kullanma anneciğim. Kullanmıyorum. Valla. Çok eğlenceli geldi. Canım istedim, ben ne yapayım? Bak bütün dallar düştü ya. Tabii ki. Yapma artık, yapma. Dallar düşüyor, yapmayacağım bir daha. Tüh, sonuncuyu keşke yapmasaydık. Hep dallar düştü. Dur bakayım. Bakın arkadaşlar, şöyle. Ya o tozdan yapıyorsun şu an. Au dökülüyor. Şöyle kara kara bir şeyler çıktı yine. Martı var önünde. Ay şurada daha var be. Bir kez daha geçireceğim elekten. Anam ne güzel temizlemişler. Of. Ulan nane. Bu ne bu? Bu ne bu? Aa, çok zeki yaptın bana anne. Yemin ederim. Çıktı. Ama bitti. Bir daha elemeyeceğim bir daha. Ay ay elemeyeceğim. Ve nanemiz hazır. Anne limonata alabilir miyiz? El emeği göz nuru. Anne. Hazır. Bakın böyle iki kez geçirdim. Ekmeği al. Mis gibi buram buram nane kokuyor. Bir de tuz ekmeği alın. Tamam gari. Şimdi ben bunu hem kayınvalideme ayıracağım. Hem de kendime. Çok hışkırık. Şuraya bakar mısınız? Önce böyle dallar çıktı. Sonra böyle tüylü bir şeyler çıktı. Şimdi buraları da temizlerim. Çok güzel bu. İyi ki bunu almışız da ama ben de keşke büyük alsaydım. Böyle olmazdı ama. Telefonun üstüne kadar toz olmuş hep. Bakar mısınız buralara bile gelmiş. Şimdi şöyle şişeye doldurdum arkadaşlar. Valla unuttum hep buraya doldurdum. Kayınvalideme giderken bunu böleceğim. Şöyle bence gayet yeterince çıktı. Bakın şöyle. Ve un gibi de oldu. Çok güzel.
Rabbim hastalığıyla yemeği nasip etsin inşallah. Şimdi ben de çıkan bulaşıklarını falan yıkadım. Süpürgeye getirdim. Tozunu öyle aldım. Şuralar yine döküldü ama şimdi alacağım onları. Tozunu falan öyle aldım dedim. Şimdi bezle falan şey yapmayayım. Güzelce her şeyi kaldırdım. Süpürgeyle şunların üstüne kadar aldım arkadaşlar. Şimdi de ne istiyorsun Miroş? Şimdi dışarıya çıksam anında yatar. Saat 1'e 5 var. Mira kuş. Aslında yatsa da erken kalksa. Dün mesela 7'de 6 gibi yattı. 5.30 gibi işte yattı. 6-7 gibi uyandı. Ama 11'de yine yattı. Öyle bir şey mi yapsak yine? Ama bu sefer de uyudu mu? Çok uyuyor öğlen. 3-4 saat uyudu mu? Sonra kalkması biraz zor oluyor arkadaşlar. Bilemedim. Bakacağız. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu videoyu burada kapatalım arkadaşlarım. Diğer videoya geçiş yapacağım. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Videonun devamında görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.